Herkese selam arkadaşlar. Evet, bu videomuzda kare 40 ve 41'i çözmeye çalışacağım. Evet, hepinize iyi seyirler diliyorum şimdiden. Şimdi birinci soruya bakalım. Birinci soru ABCD kare. AE dik EB demiş. Tamam. Boyalı beşgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi biz boyalı beşgenin alanını bulmak için şuradaki karenin alanından şuradaki dik üçgenin alanını çıkarırsak boyalı beşgenin alanını bulabiliriz, değil mi? O zaman şurayı bir bulalım. Şuraya biz bir x dersek x kare eşittir 5'in karesi artı 4'ün karesi. O zaman x kare eşittir. Şurası 25 yaptı. Şurası 16 yaptı. Topladım 41. O zaman bizim x'imiz karekök 41'miş. Şurası karekök 41. O zaman tarla alan diyelim şuraya. Tarla alan. Karenin alanı 41. Kök 41'in karesi 41. Eksi dik üçgenin alanı 4 çarpı 5 bölü 2. O da 10 yapıyor. 41'den 10'u çıkardığım zaman 31'i bulabilirim. İkinci sorumuz ABCD kare boyalı dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Evet, bakın görüldüğü üzere boyalı dörtgen normal bir dörtgen değil, yani alelade bir dörtgen burası. Şimdi nasıl yapabilirsiniz? Şunları birleştirebilirsiniz, parça parça bulabilirsiniz ama gerek yok. Ne yapalım? Şu dik üçgenin alanı belli, bununki de bulunabilir. Karenin alanından yine beyazları çıkardığım zaman buradaki boyalı kalabilir. Şimdi bak, burada 90 derece var. O zaman 90 derece varsa ben hemen şuraya A diyeyim, şuraya B diyeyim. Sonra buraya B diyeyim, buraya A diyeyim. Aralarında bir ilişki bulayım. Tamam mı? Şimdi bak, mesela ben buraya x birim desem burası x artı 4 olacak. Karenin bir kenarı x artı 4 olmuş oldu. Şimdi bu üçgenle AB 90 ile bu üçgen AB 90 birbirine benzer üçgenler. Açı açı benzerliğinden dolayı. O zaman A'nın karşısında 2 varsa bu üçgende A'nın karşısında x vardır derim. Burada B'nin karşısında 4 varsa bu üçgende B'nin karşısında x artı 4 vardır derim. İçler dışlar yapalım. 2x artı 8 eşittir 4x. Buradan 8 eşittir 2x. O zaman x'i biz 4 birim olarak bulabiliriz. Hemen yerine yazalım şunu. Şunu 4 yazalım. Şunu 8 yazalım. Boyalı dörtgenin alanı. Şimdi karenin alanı bir kenarı 8 olduğu için 8'in karesinden 64 eksi. Şuradaki üçgenin alanı 2 çarpı 4 8. 2'ye böldüm. 4 birim kare. Buradaki üçgenin alanı 4 kere 8 32, 2'ye böldüm 16. 4 ile 16'yı bunlardan düşersem geriye 44 santimetre karelik bir alan kalır. Tamam. Evet, üçüncü soruya geçtik. ABCD kare EAF dik üçgen. AE dik EF. Tamam, şunu vermiş. Bak, dikten dikilmiş arkadaşlar. Hemen şu karenin bir açısı 90 derece olduğu için ben buraya 90 yazdım. Bak, dikten dikilmiş. Mesela ben buraya x yazdığım zaman karenin bir kenarı x artı 8 olduğu için o zaman burası da x artı 8 olmalı. Şimdi burada ök yapalım. Çünkü dik açıdan dik indiği için. Öklit x'in karesi eşittir. Ayırdığı parçaların şu x artı 8 ile 4'ün çarpımına eşitti. Şimdi buradan x kare tahmin de edebilirsiniz ama ben karesini alayım. X kare eşittir. Karesini alayım demişim. Yani x'i bulmaya çalışayım. 4x artı 32 attım buraya. X kare eksi 4x eksi 32 eşittir 0. Şimdi burası 8'e 4. Eksiye artı. Şimdi x'e x. Çarpanlarını ayırdığım zaman x eksi 8 çarpı x artı 4 eşittir 0. X'in buradan ya 8'dir ya da eksi 4'tür. Uzunluk çalıştığımız için eksi 4 olamayacağına göre 8 benim aradığım değerdir. Şimdi ABCD karesinin alanı diyor. Burası 8 ise burası da 8. 8, 8, 16 yaptı şuradaki bir kenar. 16 ise bunun karesi de 256 yapmalı. Evet, dördüncü soru. Bakalım ne diyor? ABCD kare. BFG kare. Tamam. Şu da bir kare. Tamam. BD köşegen. Hemen köşegense şuraya bir 45 yazalım. Şuraya bir 45 yazalım. Bulunsun, lazım olabilir. Sonra AB eşittir 2 tane BE. Bu da 8'miş. BE 2 tane BE 8 ise hemen BE'ye bir 4 yazayım. Sonra AB'de 8'miş. AB'de şu karenin bir kenarı. Şimdi diyor ki buradaki üçgenin alanı nedir? Şimdi oradaki üçgenin alanını nasıl bulabiliriz? Bakalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Şu acaba şunu bulabilir miyiz? Şu CF'yi bulabilir miyiz? Şöyle şuraya 4 yazsak. Değil mi? Şuraya 4 yazsak. Şurası da 4 olduğu için karenin bir kenarı 4. Büyük karenin de bir kenarı 8 olduğu için şuraya da 4 yazabiliriz, değil mi? Yani 4, 4. Şurası da o zaman 4 kök 2 oldu. Yani şurası 90 derece olduğu için. Hatta bunlar da 45, 45 gelmiş arkadaşlar. Yani şurası da 45 gelmiş. Şimdi buradan ne yapabilirim ben?
Şimdi burayı 4 kök 2 bulduk. Bakalım. Şurayı ben bir temizleyeyim. Nasıl olsa burayı 4 kök 2 bulduk ya. Şu kalabalıkları bir götüreyim. Şimdi bu köşegeni çizsem acaba neler olur? Şu köşegeni bir çizeyim. Bu köşegeni çizdim. Şunu da bir sileyim ben. Şuradaki 4'ü de bir sileyim. Şimdi burası da 45. Burası da 45. Burası yaptı bize 90 derece, değil mi? Şimdi burası 4 ise burası da 4. O zaman şurası yaptı 4 kök 2. Şimdi bu üçgenin tabanı belli ya. Acaba buradan buraya dik çeksem bunu bulabilir miyim? Hani tabanı belli olduğu için yüksekliği de çeksem. Mesela buradan buraya dik çekeyim. Bakalım neler karşımıza çıkacak. Buradan buraya dik çektim. Buradan buraya dik çekince acaba neler olabilir? Şimdi ben dedim ki şurası 45'ti, değil mi? Şurası 45'ti. Şimdi şurası da 45 olduğu için bak şurası 90 derece oldu. Şurası 90 derece. Sonra bak burası 90 derece. Yani ben dik çektim. O zaman şurası 90 derece. Yani buradaki P, B, F, H dersem buraya vardım. Dikdörtgen oldu. Yani burası 4 kök 2 ise o zaman buraya da 4 kök 2 diyebilirim. Bak tavanı buldum 4 kök 2. Yüksekliği buldum 4 kök 2. Çarptım 2'ye böldüm. Şu kök 2'ler 2 olarak gitsin. 4 kere 4'ten 16 birim santimetre kareye ulaşabiliriz. Tamam. Geldim 5. soruya. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Kare demiş. ABCD kare. Tamam. D, AB ile NL birbirine paralelmiş. Tamam. PB 6'ymış. Bak şimdi bunlar birer kare olduğu için ben mesela buraya x desem, buraya x desem bunların hepsinin birer kenarı x. Bunlara da y desem ne aradığıma bakayım ilk önce. Boyalı bölgelerin alanları toplamı. Yani boyalı bölge bir tanesi kare ise x kare. Burası da y olduğu için bunun karesi de y kare olduğu için benim aslında aradığım x kare artı y kare. Bak burası y ise burası da y olmak zorunda. Bak bir tane Pisagor yaparsam buradan x'in karesi artı y'nin karesi eşittir 6'nın karesinden 36. Aslında benim aradığım şey tam da buymuş. Tamam. 6. soru. ABCD kare KLMNP düzgün beşgen LN 4 kök 5. LN 4 kök 5 tamam. ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi gençler düzgün beşgen geldiği zaman iki tane şey dikkat edeceksiniz. Bir simetri ekseni, iki bütün köşegenleri birbirinin aynısı. Şimdi bu soruda bu ikinci maddeyi bilirsek çok kolay soruyu çözebiliriz. Çünkü niye? Burası NL 4 kök 5'e bak şu P ve M tam da karenin kenarlarında değil mi? Şunu çektiğim zaman bu köşegen tabana paralel oluyordu. Yani aslında bu PM AB'nin ta kendisi değil mi? Çünkü ta buradan buraya kadar gelmiş. Benim köşegenim 4 kök 5 ise o zaman buradaki çektiğim PM de 4 kök 5'tir. PM 4 kök 5 ise AB de 4 kök 5'tir. ABCD karesinin alanı diyor. 4 kök 5'in karesi de 80 yapıyor. Tamam. Onu bilmezsek baya bir uğraştırır o soru bizi. Geldim 7. soruya. ABCD kare. Tamam. DK 4'müş. DKC 8'miş. KFC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Bakalım. Şimdi bir kez bak. Buradan dikten dikilmiş. Değil mi? Dikten dikilmiş. O zaman ne yapmam lazım? Şurası 16 ise şuraya x dersem 16 yani 4'ün karesi eşittir. X çarpı 8 demem lazım. Buradan x'i 2 bulmam gerekiyor. Şuraya bir 2 yazayım. Tamam mı? Şuraya bir 2 yazdım. Sonra ne demem lazım? Bakalım. Şimdi şurası 8. Şurayı bulsam aslında iş bitti gibi. Bakalım orayı bulabilir miyiz? Bak çok fazla 90 var burada. Şöyle bir AB 90 yazsak bakalım nasıl bir ilişki gelecek. Şuraya A yazalım, şuraya B yazalım, şuraya A yazalım, şuraya B yazalım. Bak fark ettiysek AB 90 oran ne? A'nın karşısındakinin B'nin karşısına A'nın karşısındakini 2 ile çarpıp B'nin karşısına yazıyor. Bak A'nın karşısındakini 2 ile çarpıp B'nin karşısına yazıyor. O zaman mesela ben şurayı bulmak istesem 4 kök 5 olarak bulabilirim. 8'in karesi artı 4'ün karesi. Ki şey de söylemiştim. Dik kenarların oranı 2 ise kısa kenarın kök 5 katıdır diye de söylemiştik. Mesela burası da 2 kök 5 olmalı. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi A'nın karşısına ben x yazarsam, A'nın karşısına x yazarsam şurası 90, o zaman şurası B. B'nin karesi 2x olacaktı, değil mi? Şurası 2x olacaktı. Hatta burası 4 kök 5, burası da 2 kök 5 olduğu için şuraya da ben 4 kök şey 2 kök 5 yazmalıyım. Çünkü karenin bir kenarı. Artık şurası da 2 kök 5, değil mi? Şimdi ne yaptım? Burası 2 kök 5 ise şuradaki hipotenüsü bulabilirim. Pisagor ya da bak yine aralarında 1'e 2 oran var. O zaman 2 kök 5'in kök 5 katını alıp 2 kök 5'in kök 5 katını alıp burası da 10 yapacak derim. Burası 4 ise tamam 10 olacaksa o zaman buraya kaldı 6, değil mi? Buradaki üçgenin alanını istiyordu. 6 çarpı 8 bölü 2 dediğim an 24 santimetre kareye ulaşmış olurum.
Geldik 8'e. 8'de ABCD yine bir kare. Tamam. AE, EB, KL doğru parçaları ABCD karesinin eşit alanlı 4 parçaya ayırdığına göre ABCD karesini eşit alanlı 4 parçaya ayırdığına göre KL bölü EC oranı kaçtır diyor. KL bölü EC oranı kaçtır. Bakalım. Şimdi eşit alan dediyse o zaman ben şurada üçgen alanına A desem, burada üçgen alanına A desem, buraya A desem bunların hepsi A değil mi? Şimdi o zaman ne yapmam lazım? Bak şimdi şu AD, bak şu üçgenle ADE ile ECB'ye bakalım. Şimdi alanları eşit ve şu dik kenarlar da ortak değil mi? O zaman ne yapmam lazım? Şu parçayla şu parçanın eşit olması lazım derim. Yani bunlara ben AA diyebilirim. O zaman şurası karenin bir kenarı 2A oldu. Sonra ne diyor? KL bölü EC. EC'ye A dedik. Burayı bulmam lazım. Şimdi ne yapmam lazım? Alanları oranı, bak şu üçgende EAB üçgeninde A'nın 2A'yı oranı, alanları oranı, A'nın 2A'yı oranı. Şu KL'yi bilmiyorum ben. X diyorum onu. X'in 2A'ya oranının karesine eşittir. Hani diyor ki benzerlik oranının karesi alanları oranına eşittir diye. Şunlar gitti. Şimdi bunun karesini almakla uğraşmayayım. Şunun karekökünü alayım o zaman ben. Yani buna 1 bölü kök 2 yazayım. Aslında x bölü 2a olacakmış. Değil mi? O zaman buradan şöyle yapalım. Kök 2x eşittir. Şu 2'yi kök 2 çarpı kök 2 çarpı a yazayım. Yani şu kök 2'ler gitsin. Yani ben x gördüğüm yere kök 2 çarpı a yazma hakkını elde edeyim. Şuraya da kök 2 çarpı a yazı vereyim. Şimdi KL diyor. KL kök 2 çarpı a oldu. EC diyor. EC de a oldu. Şunlar birbirini götürdü. Buradan kök 2 sonucuna ulaştım. Tamam mı? Şimdi geldik 9. soruya. Alan DEC 5 diyor. Alan DEC 5. Tamam burası 5 santimetre kare. Alan AEB 20 santimetre kare. Burası 20 santimetre kare. Tamam. Şimdi şu 5'lik alanla 20'lik alanın tabanları aynı değil mi? Yani ikisinin de tabanı karenin kenarı. O zaman oranı kim sağlayacak? Oranı yükseklik sağlayacak. Yani 5'e 20 ise bu. 5'e 20 ise şuradaki yüksekliğim h birimse, şöyle yapayım şunu. Şuradaki yüksekliğim h birimse, değil mi? Şuradaki yüksekliğim 4h birim olmak zorunda. Çünkü niye? 5'e 20, 1 bölü 4 oran var. Tabanlar aynı olduğu için onlar bir fark oluşturmayacak. O zaman yükseklikler benim işimi görecek. Şimdi burada ne oldu? Karenin bir kenarı 5h oldu, değil mi? O zaman buradaki karenin bir kenarı da 5h'tır. İster buradan, hatta burası da 5h. İster buradan, ister buradan 5h çarpı h bölü 2'nin 5 olduğunu görebiliriz. Buradan şu 5'ler gitti. O zaman h karenin 2 olduğunu hesaplayabiliriz. CB uzunluğu diyor. CB şurası. H kare 2 ise h dediğimizde kök 2'dir. CB de DC'ye eşitse buraya da 5 kök 2 diyebiliriz. Tamam mı gençler? Evet. 10. soru. Şöyle yapalım bakalım. Neler diyor? ABCD kare ECF eşittir FCB. Şunları diyor. ABCD kaç birim karedir? FB'de 5'miş. Burası da 4'müş. Tamam. Şimdi burada bir tane açıortay var. Burada bir tane açıortay var. Şimdi açıortay olduğunda benim aklıma ilk şu geliyor. Şunu şöyle bir uzatıyorum ben. Tamam mı? Şunu şöyle bir uzattım. Sonra mesela buraya A dedim. Buraya A dedim. Şurası da bak. Şurası A. Şurası 90. Şurası 90 eksi A dersem. Şurası da 90 eksi A dersem ters açıdan. Şurası 90 olduğu için şuraya A demem lazım. Şimdi AA ikizkenar üçgen oldu. Yani şu EC ile şu ET diyeyim bunu. Birleşti yani. Bunların eşit olduğunu görebiliyorum. Ama yani mesela ben buraya X desem X artı 5 olacak. Şuraya X artı 1 gelecek. Sonra buraya ne diyebilirim? Şurada X artı 5 diyebilirim. İşte orandan şuraya Y desem bayağı bir sıkıntılı şeyler gelecek arkadaşlar. O yüzden yani buradan bir geri dönüş yapıyorum. Tamam, ilk baştan bir ikizkenarlı falan gördük ama yani pek de işimize yaramadı gibi. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Şu açıortayları bir kullanmamız lazım. Bu bize benzerlik de yaptırabilir. Bakalım ne yapalım? Mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela şurası 5, 90 ya. Mesela şuraya biz bir B desek. Şuraya B desek. Şurası 90 olsa. Şimdi B ve 2A ya. Şuraya da 2A desek. Şimdi burada A 90 başka bir açı var. Burada aynısını oluşturabilir miyiz diye baksak acaba. Şimdi bak buradan 5 kadar uzatsak. Şimdi burası karenin bir kenarı ya. Şunu da şuraya bir çeksek.
Bu biraz zor gibiymiş herhalde. Şunu da şuraya bir çeksek. Bakalım neler gelecek. Şimdi 90 var. 90 eksi a var. 5 var karenin kenarı. Tamam, burası 5. Şimdi şurası b. Değil mi? Burası b. Şurası 90. Burası 90. Şimdi ben bu üçgen bunun aynısı değil mi? 5'in karşısına a yazdıysam 5'in karşısına a yazmam lazım. O zaman şu karenin karşısına 90 eksi a yazmışım. Şuraya da 90 eksi a yazmam lazım. Şimdi bak ne oldu? A artı B. 2A 90 eksi A. Şimdi şöyle A artı B. 2A 90 eksi A. Başka ne var burada? Şuraya bir X diyeyim. Şuraya da bir X diyeyim. Şimdi 2A A artı B 90 eksi A. Aynısını bir yerde bulmam lazım. Bakalım bulabilecek miyim? 2A A artı B 90 eksi A gibi bir şey. Şu 90 derecenin karşısında şuraya da ne diyeyim ben mesela? Şuraya y diyeyim mesela. Tamam mı? Şimdi 90 eksi a'nın karşısında y var. Başka a artı b'li bir üçgenimiz var mı? Başka a artı b'li şurası var. Bunu görebilir miyiz acaba? Şimdi bak burası 2a, burası 90 eksi a. Şimdi şurada a artı b var ya. Şimdi a artı b'nin de 90 eksi a olduğunu görebiliriz sanki, değil mi? Şu 90 eksi a. Çünkü niye? 90 eksi a, 90 eksi a, 180 eksi 2a. 2 ile topladığım zaman 180 yapıyor. O bak nasıl gizlenmiş. O zaman şurası 9'sa, o zaman burası 9'dur değil mi? Şurası 9'dur. Tamam. Karenin ben bir kenarını bulabilirim artık. Ne diyeyim? 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir 9'un karesi. Buradan x'in karesi 81 eksi 16. O zaman x'in karesi 65 mi yaptı? Neyi soruyor? Alan ABCD. Alan ABCD'de x'in karesi 65'i bulmuşuz. Tamam. Evet, gayet güzelmiş arkadaşlar. Yani buradaki şekli aldık. Buraya yapıştırdık. Burada artık ikizkenar üçgen olduğunu gördük. Evet. Geldim 11'e. ABCD kare 75 derece var. Bak 75 derece varsa aklıma hemen 1'e 4 oran gelecek. Yani şöyle 15, 75, 90 üçgeni geldiği zaman karşıma ilk önce şunu düşüneceğim. Hipotenüse inen yükseklik eğer h birimse hipotenüsümüz 4h birimdir. Bunu kovalamaya çalışacağım. Sonra burası 4 kök 2 imiş. Tamam. O zaman burası da 4 kök 2. Şimdi burası 15. Şurası 15. Şurası 90. Şimdi ne yapabilirim? Onu düşüneceğim ama buradan buraya bir dikme çektiğim zaman onu bulamayabilirim. Dur bakayım şöyle yapalım. Şurası 75. Değil mi? Şurası 75. Şimdi bu alanı soruyorsa burada bir şeyler yapmam lazım. Çünkü 90 derece indiğim zaman taban 4 ise burası 1 birim olmak zorunda. O zaman biz şöyle bir köşegen çekelim şuradan. Şuradan şöyle bir köşegen çekiverelim. Şunu çekersek. Çünkü niye köşegen çekti? 45 45 ayıracak en azından. Şuraya 45 diyecek. Şuraya 30 diyecek. Şurası zaten bilindiği üzere 15. 4 kök 2 4 kök 2 kök 2 katını alırsam şurasının 8 olacağını söyleyebilirim. Değil mi? Şimdi biz buradan buraya dikme çektiğimiz zaman işimize yarayacağını söylüyoruz. 90 dereceyi çektim buraya. Bak 90 derecenin karşısı artık şuraya T diyeyim. A, T, C üçgeninde. 90 derecenin karşısı 8 ise 30 derecenin karşısı yarısı olan 4'tür. Burası 4 birimken taban da 4 kat olan 16 birim olmak zorunda. 16 ile 4'ü çarptım artık taban çarpı yükseklik bölü 2'den 32 santimetre. Bu birim kareymiş. Birim kareye ulaştım. Tamam mı? Evet, 12. sorumuz. ABCD kare EF 5. Tamam. FC 3. Alan DEC kaç birim karedir diyor. Bakalım. Burada tarla alan kaç birim karedir diye soruyor. Ne yapabiliriz? Bir düşünelim. Şimdi bir kez şurası 90. Şimdi AB 90'ları yazsam ne gelir acaba? Şöyle yazalım. A yazalım. Şuraya B yazalım. Şuraya 90 yazalım. Sonra şuraya X yazalım. Şuraya Y yazalım. Şuraya da Y yazalım. Tamam mı? Şuraya da Y yazalım. Karenin bir kenarı. Şimdi ne yapalım? Bir kez bir şurası B olsun. Şurası A olsun. Şimdi bir benzerlik yapalım bakalım ne gelecek? Merak ettim ben de. Şimdi A'nın karşısında X var. Tamam. A'nın karşısında X varsa A'nın karşısında 3 var. Eşittir. Sonra 90'ın karşısında 8 var. 90'ın karşısında 8 var. 90'ın karşısında Y var. Buradan X çarpı Y ne geldi? 24 geldi. Biz ne arıyoruz? X çarpı Y bölü 2 arıyoruz. Aa, çok iyi. 2'ye böldüm. O zaman 12 birim kareye ulaşmış oldum. Evet, test 41. Karenin son testi. Bakalım neler
bekliyor burada bizi. ABC'de ikizkenar üçgen ADEF kare AC ile CB eşit. AC ile CB eşit. BD ile EC eşit. Şunlar birbirine eşit. Tamam. AFG boyalı üçgenin alanı 54 santimetre kare olduğuna göre BC kaç santimetredir demiş. Şimdi ne yapalım? Biz şuraları bir x yazalım ilk önce. Tamam mı? Sonra AC ile CB birbirine eşitse, AC ile CB birbirine eşitse, bak şimdi buradan ne yapılmış? Eşit kenarlara dik üçgen çizilmiş, değil mi? Dikme çizilmiş, yükseklik çizilmiş. O zaman bak şunu görebilirim. Bazen görmekte zorlanıyoruz bunu. Şunu şuradan çekebilirim. Şimdi bu bana neye işime yarayacak? En azından bir Pisagor yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Yani bunu da buradan çekerim. Bak şimdi mesela ben buraya T diyeyim. ATB üçgeni ile ADB üçgeni birbirine eşittir. Çünkü niye? 90 derecenin karşısında hipotenüs var, değil mi? Sonra burada da 90 derecenin karşısında hipotenüs var. Açılarını yazdığım zaman da zaten eş olduğu görülür. Bu ikizkenar üçgenin bir uygulaması. Şimdi o zaman ne diyebilirim ben? Şurada bak şunun kısa kenarı x ise o zaman bunun kısa kenarı da şu dik kenarı da x'tir diyebilirim. Sonra şuraya da y diyeyim arkadaşlar karenin bir kenarına. Bak şimdi şu AD BT oldu değil mi? AD karenin bir kenarı olduğu için BT de karenin bir kenarı. Ben buraya da y diyebilirim. Sonra şu uzunluğu BC uzunluğu 2x artı y olduğu için AC de 2x artı y olacak. X'i burada olduğu için şuraya da x artı y kalacak. Şimdi bak burada ne var? Y var, x artı y var, 2x artı y var. Şurası da dik üçgenin hipotenüsü yaptı. O zaman ne diyebilirim? Bir tane bir Pisagor yapabilirim. Pisagor birincinin şu y kare, sonra x artı y'nin karesi, x artı y'nin karesi eşittir. Taban hipotenüsü olan 2x artı y'nin karesi diyeyim. Şimdi y kare artı birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Buradan birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Şimdi ne oldu? Toparlayalım artık. X kareyi buraya atalım. 3x kare yapsın. Şunlar gitsin. 2xy'yi buraya atalım. Artı 3xy yapsın. Değil mi? Y kareler de gitsin. Bunu da buraya atalım. Eksi y kare yapsın. Şimdi bu bize ne sunuyor? Bu bize x ile y arasında bir ilişki sunuyor, değil mi? Şimdi 3x'e x diyelim. Şöyle y'ye y diyelim. Sonra yani şu 3x'e diye şu 2x'ye olacak. 2x'ye gidince 2 kaldı. Tamam. Şuraya artı diyelim. Şuraya eksi diyelim. Bak çarptığın zaman artı 3x'ye eksi x'ye burayı verdi. O zaman çapraz geçmem lazım. Yani 3x eksi y çarpı x artı y demem lazım. Değil mi? Eşittir 0. Buradan 3x'in y olduğu görüldü. X eksi y de eşit olabilir ama bunlar uzunluk olduğu için eksiyle çalışamıyoruz. O zaman ben y gördüğüm yere 3x yazabilirmişim. Öyle bir hakkım doğdu artık. Şimdi mümkün olduğu kadar tek değişkenle çalışmak gerekiyor. Şimdi y gördüğüm yere 3x yazabilirmişim. O zaman ben şuraya 3x yazayım. Burası 3. Şimdi 3, 4, 5 oldu burası. Değil mi? O zaman şurası ne oldu? 3x oldu. O zaman şurası ne oldu? Şurası 4x oldu. Değil mi? Ha, 3, 4, 5 üçgeniymiş arkadaşlar bu. Tamam. O zaman ne diyelim? Şurası 3x, 4x, 5x oldu. Ben şuraya da 3x diyeyim. Şimdi şuraya ne diyebilirim? Onun hesabını yapacağım. Şimdi bak 1'e 3 oran var değil mi? Hepsine 3x diyeceğim ama kaça kaç paylaşıyorlar bilmiyorum. 1'e 3 oran var. O zaman ben şuraya a desem şuraya 3b diyeyim. 3a diyeceğim. Şimdi buradan 4a'yı 3x buldum. O zaman a yerine de 3x bölü 4 yazabiliyormuşum. O zaman şuraya 3x bölü 4 yazarsam burası ne olacak? 9x bölü 4 olacak. Şimdi alan vermiş diye bize alanı kullanalım artık. Şimdi 3x çarpı 9x bölü 4'ün yarısı 54 olacakmış. Tamam mı? Bakalım şuradan bir x kare geldi. X kare bölü 8 eşittir. Şu 27 yaptı. 54 bölü 27 2'dir. Şuraya 2 dedim. O zaman x kare 16 oldu. X'in kendisi 4 olmuş oldu. Şimdi BC uzunluğu kaçtır diyor. Sona geliyoruz artık herhalde. BC. Tamam. X 4 ise şurası 4. O zaman burası da 4. O zaman şurası 12 oldu. 12, 16, 20 gibi bir sonuca ulaştık. Bayağı iyiymiş gene bu. Tamam mı? Geldik 2'ye. 2'ye geldik. ABCD kare OKLM kare. OKLM kare. Tamam. OABCD karesinin merkezi olduğuna göre 7 verilmiş, 1 verilmiş x. Şimdi bu bunun merkezi ise. Gerçi merkez şuralarda böyle çizilseymiş daha iyi olurmuş. Neyse merkezi bu. Şöyle çektim. Merkezi ne yapacak? Buradan çektiğim zaman tabanı iki eşit parçaya bölecek. Yani 8 ise 4, 4 bölecek. O zaman şurası 4 ise burası tam ortasında olduğu için tamam 8 ise burası da yarısı 4 olacak. Şimdi 3, 4, 5 geldi buradan. Buradan 3, 4, 5 geldi. O zaman karenin bir kenarı şuraya bir 5 yazabilirim.
Tamam, şimdi x diyor. Şimdi x'i benim bir de üçgen içine düşürmem lazım ki uzunluğunu bulayım. Şöyle çekersem bakalım ne diyebilirim. Bak şimdi 3, 4, 5. Şurası 90, burası 90. Buraya ben nokta dedim. O zaman şuraya çizgi demem lazım. Değil mi? O zaman burası çizgi ise burasına da nokta demem lazım. Şimdi ne oluyor? Çizginin, bak, hipotenüs 5. Aslında bak şu KTO ile K, işte buraya ne diyelim? M demeyeyim. S diyelim. KS ile eş üçgenler, değil mi? Bak, burada noktanın karşısında 4 varsa arkadaşlar, noktanın karşısında 4 olmak zorunda. Biri buradaysa o zaman 3'ü burada. Sonra çizginin karşısında 3 varsa o zaman çizginin karşısında 3 olmak zorunda. Bak, burası ne oldu? 3'e 3. Burayı soruyor bana. 3, 3 ise hipotenüsü 3 kök 2 birimdir derim. Üçüncü sorumuz. ABCD kare, EFC üçgen, CF 10, ED 3. CF 10, ED 3. ABD üçgenin alanı 36 santimetre kare olduğuna göre ABD karenin bir yarısı 36 santimetre kareymiş. O zaman ben de bunu şuradan çekeyim. Bunu buradan çekeyim. Şimdi bu 36 ise eğer, taban çarpı yükseklik bölü 2'den bunu bulabilirim. Şimdi ben buraya x dersem, burası x dersem, burası da x olacak. Değil mi? Çünkü 45, 45, 90 üçgenlerine bölüyordu. Şimdi 2x çarpı x bölü 2 36'ymış. O zaman şu ikiler giderse x karem 36 ise x 6 santimetredir derim. Şuralara 6, 6 yazayım ben. Şuradan bir kırmızı rengimi bir seçeyim. Şuralara 6, 6 yazayım. Buraya 6 yazdım, buraya 6 yazdım. Sonra ne diyor? Boyalı bölgelerin alanları toplamı diyor. Bakalım. Şimdi burası 6, burası 10, şurası 6. Hepsi 8 olacağı için o zaman şuraya kaldı 2. Değil mi? Buraya kaldı 2. Bu bir üçgen. Geniş açılı bir üçgen. Tabanı 3, yüksekliği 6. O zaman 3 çarpı 6 bölü 2 diyebilirim. Artı. Bu da geniş açılı bir üçgen. Tabanı burada 6. Özür dilerim. Yüksekliği burada 6. Tabanı burada 2. O zaman onu da 2 çarpı 6 bölü 2 diyebilirim. Şurası 9 yaptı. Burası 6 yaptı. Toparladım. 15 buldum. Tamam mı? Evet. Dördüncü sorumuz ne diyor? Bakalım. ABCD kare DE 4 birim olduğuna göre alan ADE kaçtır? Alan ADE kaçtır? Şimdi ne diyelim? Bak şimdi şu, ben bunu genellikle şöyle yapıyorum. Tabii bildiğim bir soru olduğu için direkt anlatacağım bunu. Mesela buradaki açıya A diyorum. Buradaki açıya A diyorum. Şuradaki açı B oluyor. Buradaki açı A oluyor. Şimdi burası karenin bir kenarı X oluyor. Burası da karenin bir kenarı. Burası da X oluyor. Şimdi benim en çok sevdiğim alan formüllerinden bir tanesi sinüs alan teoremi. Şurada bir hatırlatayım. Özet olarak geçeyim. Şimdi iki tane açı var. İki tane kenar var. Bir tane açı var. Alanını bulmaya çalışıyorum bunun. Bu üçgenin alanını bulmaya çalışıyorum. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa demem lazım. Tamam mı? Burada bunu yapabilirim. Nasıl yapacağım? Buradaki alan 1 bölü 2 çarpı x çarpı 4 çarpı sinüs A diyeceğim. Sinüs A da bak karşı bölü hipotenüsten 4 bölü x oluyor. Bak, buradaki x'ler gitti gençler. 16 bölü 2 buradan yaptı bize 8 birim kare. Sinüs alan teoremi kullanılabilir. Tamam. Beşinci soru. ABCD kare CF paralel FB. CE şu paralel FB. Ha, şu şuna paralelmiş. Tamam. 2 birim var. 5 birim var. ABCD kaç? ABCD. Bu buna paralelse. O zaman burası 90'sa buraya da 90 derece diyelim, değil mi? Buraya 90 derece diyelim. Benden ne istiyor? Benden şuraya x dersem bu x'in karesini istiyor. Şimdi bakalım ne yapabiliriz? Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Şuraya A, B falan desek bir şeyler gelir mi? Şimdi şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Paralelse şurası 90, A artı B 90'sa burası B olacak. Şurası A olacak. Şurası 90 olacak. Şurası B olacak. Şuraya da x diyelim. Şuraya da x diyelim. Şimdi B'nin karşısında x var. B'nin karşısında x var. B'nin karşısında bir şey yok. Ama şöyle yapabilir miyiz? X kare eksi 4 diyebilir miyiz acaba şöyle? Diyebiliriz değil mi? Pisagor'dan. Yani x kare eksi 4'ün karekökü diyebiliriz. Eşittir. Sonra 90'ın karşısında 5 var. 90'ın karşısında 5 var. 90'ın karşısında x var. Buraya x var diyebiliriz. Şimdi buradan tek bilinmeyen bir denklem. X kareyi bulabilirim değil mi? Şimdi nasıl yapalım? Bir şöyle işler işler çarpımı yapalım. Yani x kare eşittir 5 çarpı karekök x kare eksi 4 diyelim. Şimdi biz burada arkadaşlar x kareye a diyelim. Kolay olsun diye. Sonra bir de karesini alalım. Şimdi a eşittir 5 kök a kare eksi 4 oldu değil mi?
Bunun karesini alırsam a kare eşittir. Şurası 25 yaptı. Şurası a kare eksi 4 yaptı. Hepsini atayım buraya. A kare 25'e şu tabii x kareye a dedim. Şu olmayacak. A eksi 4 olacak arkadaşlar. Bu. A kare eksi 25a eksi 100. Buraya attım. A artı 100 eşittir 0 yaptı. Şimdi 100 ve 25. Nasıl olur? 20'ye 5 olarak düşünebilirim. Şimdi a'ya a. Şurası eksi, şurası eksi. O zaman a dediğim ya 20'dir ya da 5'tir, değil mi? Şimdi a dediğim benim x kareydi. Aradığım ne? Aradığım da x kare. Yani ben aslında a'yı buldum. Aslında cevabı buldum. 20 veya da 5. Şimdi 5 yok. 5 niye yok? Bakalım 5 niye yok? Şimdi ben a'ya 5 versem o zaman x kök 5 olacak. Ha bak burası kök 5 olacak. Burası kök 5 olursa, burası kök 5 olursa 20'den şey 20, burası da 2 kök 5 olacak. Pisagor yaptığı zaman karenin bir kenarı kök 5 iken diğer kenar 2 kök 5 olmaz zaten. Bu gitti. O zaman kim kaldı bize? 20 kaldı. Evet 6. soru. ABCD kare A ile EB eşit. A ile EB eşit. BEC kaç birim karedir diyor. Şimdi eşit ise bunlara XX diyeyim o zaman ben. Burası X ise buraya 2X diyeyim. Buraya da 2X diyeyim. Ne oldu? X 2x. Bak kelebek. Şurası kalbi F olan kelebek. 1'e 2 oran var. O zaman 5 ise buraya 10 diyebilirim. Hatta burası x 2x ise, burası x 2x ise buradaki 15 sayısı aslında x kök 5'in işte x'in kök 5 katı değil mi? Çünkü 1'e 2 oran var. O zaman nasıl yapalım? X eşittir. 15 bölü kök 5 demem lazım. Onun için de eşleniyle çarpayım. 15 kök 5 bölü 5 demem lazım. Buradan ne oldu? 3 kök 5'e ulaştım. X'in değeri 3 kök 5'miş. Benim aradığım ne? 3 kök 5'i yazayım isterseniz. Şuraya 3 kök 5 yazıyorum. Şurası da 6 kök 5 yapıyor. Aradığım ne? 3 kök 5 çarpı 6 kök 5'in yarısı. 6 bölü 2 3. 3 ile çarptım 9. Kök 5 ile kök 5 çarpsam 5 yapacak. Burası da 45 birim kare yaptı. Bakalım 7. 7 7 ne diyor? 7 ABCD kare AKB AKB üçgen. AKB üçgen neresi o? Tamam. C kaçtır? KB. CK eşit. C kaçtır? KB. Tamam. NLF 3. NLF 3. Şurası 3. ABK 20. ABK 20. Şimdi 20 de buraya ne düşüyor? Buraya ne düşüyor? Bilmiyorum. Ama bak şunu biliyorum değil mi? Şimdi bak şunu çekiyorum. Bunları paralel kenarlarda, işte dikdörtgenlerde bunlarda yapabiliriz. Bunu çekiyorum. Bak şuradaki alanım benim 20 değil mi? Şu boşluk bulayım buraya bir tane. Burasının hepsi 20. Şimdi bak birebir ayırdığı için tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa birebir ayırdığı için burası 20 ise o zaman bak burası da 20. Şimdi ne oldu? Karenin bir kenarı, yarısı 40 oldu. O zaman diğer yarısı da 40 olacağı için karenin alanı 80. Yani alan ABCD 80. Sonra şurayı bir temizliyorum. Bak şimdi bak burada ne yapılmış? Şurası 3 ya. O 3'ü de kullanmadım daha. O 3'ü de kullanacağım. Bak burada ne yapılmış? Burada yapılmış ki şuradan bir tane bir nokta alınmış. Herhangi bir nokta. Buraya birleştirilmiş. Buraya birleştirilmiş. Bir tane üçgen çıkmış. Bütün paralel kenarlarda bak. Sadece karede değil. Bütün paralel kenarlarda böyle buradan bir nokta alıp bu karşı köşeleri birleştirdiğim zaman oluşan üçgenin alanı her zaman ama her zaman paralel kenar alanının yarısıdır. Bizim alanımız 80'di. Yarısıdır dedim. Yarısıdır. O zaman burası ne olacak? 40. 3'ü burada. Buraya kaldı. 37. Şimdi niye yarısı olduğunu da söyleyeyim. Bak paralel kenar için ispat yapıyorum. Karede bir paralel kenar olduğu için. Çünkü kenarlar birbirine paralel. Bunun için sağlanır. Şimdi bak diyorum ki burada herhangi bir nokta aldım. Bak herhangi bir nokta. Böyle özel bir nokta olmasına gerek yok. Bunu aldım. Şimdi senin tabanın x. Senin tabanın x. Yükseklik çekersen şuradan şuraya. Yükseklik çekersen yükseklik h. Şimdi ben paralel kenarın alanını yazmaya çalışırsam x çarpı h yazacağım. Taban çarpı yükseklik yazacağım. Üçgenin alanını yazmaya çalışırsam x çarpı h bölü 2 yazacağım. Bak gördünüz mü? Paralel kenar alanı üçgenin alanının iki katı çıktı. Tersten okuduğum zaman da üçgen alanı paralel kenar alanının yarısıdır demem lazım. Evet 8. soruya devam edelim. ABCD kare AE eşittir ED. AE eşittir ED. Tamam 2 2 yazılmış. Sonra AF 2 birim. Burada 2 birim. Şimdi şurasına bir 90 diyelim biz. Sonra bu karenin bir kenarı 4 ise o zaman burası 4. O zaman buraya da 2 diyebilirim değil mi? Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi
Ne yapalım? Parça parça bulabiliriz. Başka bir şeyler de yapabiliriz. Şunu da yapabiliriz bak. Bak şöyle çektiğim zaman, şunu çektiğim zaman. Şimdi şu DF kenarortay, bu da kenarortay. O zaman şu K ağırlık merkezi olacak aday. Şunu çektim. Bunu buraya çektim. Şimdi şu artık K ağırlık merkezi kimin? DAB üçgeni. Çünkü niye? DF kenarortay, BE kenarortay. Bunu da çektiğim zaman artık bu da kenarortay olmak zorunda. Hatta burası 90 derecedir derim kare olduğu için. Şimdi kenarortayın olayı ne? Siz herhangi bir üçgende kenarortayların hepsini çizdiğiniz zaman, hepsini şöyle çizdiğimiz zaman oluşan üçgenlerin hepsi eş alanlıdır. Yani alanları birbirine eşittir. O zaman ben buraya A dedim. A dedim, A dedim. Hepsine A dedim. E karenin bir yamacı 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduysa diğeri de 6A olacak. Şimdi yine ne aradık ona, ne arıyoruz ona bakalım. 6, 7, 8, 9, 10. 10A'yı arıyoruz arkadaşlar. A'yı bulursak iş bitti. Şimdi A'yı nasıl bulabilirim? Şu üçgene bakabilirim. 6A eşittir. 4 çarpı 4 bölü 2. 4 çarpı 4 bölü 2 üçgenin alanı. O zaman 6A eşittir. Şöyle 8 diyelim. O zaman A eşittir 8 bölü 6. Sadeleştirirsem 4 bölü 3 olacak. E ben buraya 4 bölü 3 yazarsam, 4 bölü 3 yazarsam artık 40 bölü 3'e ulaşabilir. 9. sorumuz, 9. sorumuz. Evet, ne yapmış? ABCD karesinin kenarları üzerinde KLMN noktalarının her biri üzerinde bulunduğu kenarın orta noktasıdır. KLMN noktalarının her biri üzerinde bulunduğu kenarın orta noktası. Yani şunların orta nokta olduğunu söylüyor. Tamam, bunlar orta nokta. Tamam. Yani şunlar eşit. Şunlar birbirine hepsi eşit olacak. Sonra hepsi 20'ymiş. Boyalı bölge nedir? Biz ilk önce hepsini bir aynı şeyden bulalım arkadaşlar. Aynı harf cinsinden bir bulalım. Sonra oranlamayı yaparız. Şimdi burası orta noktaysa, burası orta noktaysa. Şimdi bak, burası orta nokta, değil mi? O zaman şunla şu birbirine paraleldir, değil mi? Bak şunla şu birbirine paralel. Şimdi orta noktada o zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Benim şuraya A demem için, şuraya A dersem eğer, hani şu vardı ya, şu vardı ya, orta noktaları birleştirdiğim zaman, şunların hepsi orta nokta olacak şekilde birleştirdiğim zaman, burası A ise, şurası 3A, şurası 5A, şurası 7A şeklinde gidiyordu. Yani ardışık tek sayılar şeklinde gidiyordu. O zaman burası A ise, şurasını 3A demek zorundayım. E bak aynı olay bak burada var. Bak buraya A dersem burası 3A. Sonra bak buraya A dersem burası 3A. Şurası A. Bak bunların hepsi 3A. Pekala şu ortasını ona bakalım. Şimdi biraz önce de aynısını yapmıştık. 3, 4, 5. Şimdi bak şunu bir yazacağım sonra sileceğim. Şunu çektim. Şurası 5 birimse, şurası 5 birimse, 5 birim kare ise 3A, 4A, 5A. O zaman burası da 5 birim kare. Değil mi? Yani şu kısımda 5 birim kare. Şurası da 5 birim kare. E ne oldu? 5, 5, 10. E 10 da üst tarafında var. Etti bize 20. Yani karenin alanı 20 birim kareymiş. Tamam, karenin alanı 20 birim kareymiş. Şimdi şuraya 3A dedim. 20A birim kare aslında. 3A dedim. 20'ye tamamlamam gerekiyor. 3, 6, 9, 12. 13, 14, 15, 16. O zaman şu ortaya ne kaldı? 4 kaldı. Tamam mı? E alan ABC'de 20 birim kareymiş. Biz 20A bulduk. Soru 20 diyor. O zaman A'nın kendisi 1. E boyalı alan kaçtır diyor. E boyalı alan 4A ise A'yı da 1 bulduysak boyalı alan da 4 birim karedir. Evet, sorular gayet hoş. 10. soru. ABCD kare AEB eşkenar üçgen DE4 boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bakalım. Şimdi kare ve eşkenar 4. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen değil. AEB eşkenar üçgen. O zaman bir 60 yazdım şuraya. Şuraya da bir 60 yazdım. Şuraya da bir 60 yazdım. O zaman şurada 30 var. Şimdi bak şu AB ile AD birbirine eşit ya. AB eşkenar üçgenin bir kenarı olduğu için o zaman bu da eşkenar üçgenin bir kenarı olduğu için. Bak bunlar eşit oldu birbirine. Bak o zaman şunlar da ikizkenardan eşit oldu. 75, 75 yazayım ben şuralara. Aynı mantık burada geçerlidir. Şuraya 30 yazayım. Şuraya da 75 yazayım. O zaman buraya da 75 yazayım. Şimdi burası 15 oldu. E burası da 15 oldu. E bak artık burası 4 ise bak buraya da 4 kaldı. Değil mi? E şuradaki aradaki açı. E 15, 15 kaç? 30. Araya da 150 kaldı. Bak ne dedim ben size? Sinüs olan teoremini uygulayabilirsiniz. Tamam mı? Ne diyor sinüs olan teoremi? Şunu diyor. 4, 4. Aradaki açı 150. Aradaki açı 150. Alan 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı sinüs 150. Sinüs 150 sinüs 130'a denk gelir arkadaşlar. Bu da 1 bölü 2'dir.
Buradan 4 birim kareye ulaşabiliriz. Şu 4'leri bir gönderelim. Evet, onda böyleydi. Bak, iki tane sinüs alan teoremi kullandık. Yani iki kez kullandık. Geldik buna. Alan ABCD kaç birim karedir? ABCD kare. DN büyük NC demiş. Şimdi DN büyük NC niye demiş? Ona bakacağız. Tamam mı? O şu anlık belli değil ama belli olur gibi. Şimdi NC 4. Tamam, CK 10. CK 10 ABCD kaç birim karedir? Bakalım. Şimdi çok 90 var gibi. Şöyle 90. Şurası 90. Bir AB 90'lara bir girelim. Tamam, şuradan bir AB 90'lara girelim. Şurasına A yazalım. Şurasına B yazalım. 90 ise şuraya A yazalım. Şuraya B yazalım. Şuranın karesinin bir kenarı olduğu için buraya X yazayım. Burada karenin bir kenarı olduğu için buraya da X yazayım. Sonra oranlamama başlayayım. A'nın karşısında 4 var. Değil mi? A'nın karşısında bir şey yok. Ama bu 4'ü kullanmam lazım. O zaman ne yazayım? Şuraya 10 eksi x kare yazayım madem. 10 eksi x kare yazmayayım. 100 eksi x kare yazayım değil mi? Hipotenüsün karesinden bunu çıkardığım zaman x karenin karekökü. Tamam, oraya 100 eksi x karenin karekökü yazayım. Eşittir diyeyim. A'nın karşısında 4 var. A'nın karşısında 10 oldu. 90'ın karşısında x var. 90'ın karşısında x var. 90'ın karşısında 10 var. Tamam. Şimdi biz buradan yine ne yapalım? Buradan yine biraz önce de yapmıştık aynısını. X'e x kareye a diyelim. X kareye a diyelim. Ve bunun bir karesini alalım. Şimdi bununla bunu çarptım. Ne yaptı? 40. 40 çarpı 40 yazdı. Karesini de alıyorum aynı zamanda. Eşittir. X kare çarpı şurası. Yani burası da ne? Kök içinde idi. Kare ile kare kök gitti artık. 100 eksi x kare kaldı. Şimdi buradan. X karenin a dememin sebebi arkadaşlar kolay olsun diye başka bir sebebi yok. Şimdi buraya a diyeceğim. Şuraya 40 çarpı 40 yazayım. Şuraya a yazdım. Şurası 100 eksi a oldu. Yine ikinci derecen denkleme düşecek bu. Şimdi bir dağıtayım bunu. Yine 40 çarpı 40 diyorum. 40 çarpı 40 diyorum. Ne dedim, çarpmayacağım onu. 100 a eksi a kare. Hepsini bir tarafta toplayacağım. Çünkü denklem çözmem lazım. A kare eksi 100 a artı 40 çarpı 40. Şimdi bana iki tane sayı lazım. Çarpımları bu yapacak. Toplamları bu yapacak. Şimdi ne diyebilirim ben? Buradan bir tane 2 alsam. Şimdi bu 20 çarpı 2 ya. 2 alsam bununla çarpsam 80 çarpı 20 yapacak değil mi? Yani 40 çarpı 40, 80 çarpı 20 demek. O zaman topladığım zaman da eksi 100 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman şöyle yapmam lazım. Yani benim a eksi 80 çarpı a eksi 20 diye çarpanın ayrıldığı ifadem. O zaman a 80'dir veya a 20'dir. Ha, bak şimdi iki tane değer geldi yine. Bir tanesi negatif gelse de onu gönderecektim. Şimdi a 80. Şimdi bizim a dediğimiz alanlar x kare değil mi? O zaman x kare 80 oldu. O zaman x'imiz buradan 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5 oldu. Aynı şekilde burada da x'imiz kök 20 olduğu için x kare 20, x'imiz de 2 kök 5 oldu. Şimdi bakalım hangisini kullanacağım ben bunu. Şimdi diyor ki ben 4 kök 5'i kullansam. Şurası 4 kök 5 olsa. DN büyük NC olduğu için. DN büyük NC. Ha, bu 4 kök 5 olacak herhalde. Diğeri kim? Diğeri 20. Ha, bizim oraya yazamayız ki biz onu. Oraya nasıl yazacağız biz onu? Biz x'i bulduk değil mi? X'i kök 20 bulduk. Tamam, şurasına kök 80 yazdım. Kök 80 yazdım. Yani kim bu? 4 kök 5. O zaman şurasının 8 olması lazım değil mi? Çünkü 4, 8, 4 kök 5 böyle gelecek. Pisagor'dan geliyor tabii ki de. Bak, 8 4'ten büyük. Şimdi 20 yazarsam ne sıkıntı çıkacak ona bakayım. Onu da merak ettim. Şimdi 20 yazayım. Kök 20 tabii ki de. 16. Burası 4. O zaman burası 2 olmalı değil mi? He, bak bu zaman küçük geliyor. O yüzden bu koşulu koymuşlar. Tamam. O zaman bu 80 olacağını anladık bunun. Bunun kök 80 olacağını anladık. O zaman burası kök 80. Alan ABCD diyor. Kök 80'in karesi de artık 80 yapar. Bak, oradaki koşul boş yere koyulmamıştır arkadaşlar. Onu muhakkak kullanmamız lazım. Bir yerlerde o karşımıza çıkacak. Hiç kullanmadan soruyu geçmeyin. Yani o lazım olacak çünkü. Boş yere konulmaz oraya. Geldik buna. Bakalım 12 artık karemizin de videomuzun da son sorusu. Şimdi ne diyor? BF'dik EC. BF'yi göremedim. Ha, BF'dik EC. Tamam. DLEA eşitmiş. DLEA eşitmiş. İyi. AF 8 vermiş. DEC kaç? Şurası kaç birim karedir diyor. Bir tane sayı var burada. Şimdi ne yapabiliriz? Şunlara bir AA yazalım biz. Şuna bir AA yazalım. Şuna bir 2A yazalım. Şimdi bak. Şu sanki biraz kelebek iş yapacak gibi, bak şurada, bak şunu çektim şuradan. Şunu çektim. Sonra bunu çektim. Tamam mı? Paralel olarak uzattım. Şimdi burası 2A ise burası da 2A değil mi? Çünkü 1'e 1 bölmüş. O zaman bak burası da 2A.
Ya bak şimdi bak 90 derece bak ne yapmış? Kenar çekmiş bak buradan değil mi? 90 dereceden kenar çekmiş muhteşem üçlüyü izlemiş burada. Yani burası 8 ise aslında bak burası da 8'dir. Burası da 8'dir demek istemiş. 2A8 ise 2A8 ise o zaman A4'tür. O zaman A4'tür. Bu zaman burası da 8'dir. Alanını istiyor. 4 ile 8'i çarparım. 2'ye bölerim. Bu da 16 birim kare yapıverir. Anlaştık mı sevgili gençler? Evet, gayet hoş sorular vardı videoda. Tekrar tekrar durdurup geri alıp izleyebilirsiniz. Yani biraz geometri böyle anlaşılıyor. Kendinizin de uğraşması lazım. Evet, sonraki videoda ne var? Deltoid 42 ve deltoid 43 var. Onları çözüp sonra geri dönüş testleriyle devam etmeye çalışırız. Evet, hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.